Mastürbasyon sertleşme bozukluğu yapar mı? Yapmaz aslında. Yani şöyle, tabii burada internet deyince şöyle genel bir cinsellikle ilgili yanlış bilgi kaynağı, birçok yanlış bilgi kaynağı ve aşırı bir beklenti sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kadın orgazmı ile ilgili işte çok güçlü şeyler olması gerekiyor ya da işte o kadının çok aşırı zevk alması gibi bir beklenti. Kadınların hep hani o noktaya ulaşamamış gibi bir kaygıya yol açabiliyor. Ya da sertleşme ile ilgili işte bir erkeğin bir günde arka arkaya defalarca sevişebilmesiyle ilgili bir şey. Burada aslında yeri gelmişken şu bilgiyi de vermek lazım. En fazla cinsel bilgi eksikliği konularından biri refraktör periyot bilgisinin olmamasıdır. Nedir bu? Bir erkek boşaldıktan sonra tekrar peniste sertleşme olması için gereken süredir. Bu ortalama 45 dakikadır. Ama bu yaşa bağlı olarak uzayabilir. 1 saat olabilir, 2 saat olabilir. İkinci kez sertleşme olmayabilir. Bu hiç sağlıksız bir durum değildir. Ama özellikle gençlerde arka arkaya tekrarlayan sevişme ile ilgili beklentiler bir süre içinde tekrar sertleşme olmadığında bir sertleşme sorunu mu yaşıyorum gibi bir kaygıya yol açıyor. Özellikle gençlerde bu refraktör periyot bilgisinin olmaması psikojenik sertleşme bozukluğunu ortaya çıkaran faktörlerden biri. Bununla birlikte tabii internette penisle ilgili o aşırı beklentiler, penis boyutuyla ilgili yanlış bilgiler gibi bununla ilgili kaygılar hep erkeğin üzerinde aslında stres yaratan, kaygı yaratan faktörler oluyor.